Gece salona bir girmişler. Beyaz elbiseli bir kadın oturuyor. Aa, yok artık. Nasıl yani? Altında mezarlık olunca haliyle. Ne diyorsun ya? Duvarda kendi oğlundan yazılar çıkarmış ha? La ilahe illallah. Vallahi ürperdim. Abla! Kimse yok mu evde? Oho! Bunlar da kendi bostanları gibi girip çıkmaya başladılar bu eve ha! Abla! Ya neredesiniz? Ya manyak manyak konuşma kardeşim, ne hayaleti ya! Ben de bu mahallenin yalancısıyım, sahaya çakılır. Bu binanın altında mezarlık varmış diyorlar. Ya sen tekinsiz laflar etmesene reis. Biz aldık, yeniledik bu binayı ya. Ya eskiden burası terk edilmiş bir viraneydi yani. Niye terk edilmiş? Binanın altında mezarlık olduğundan, hortlaklardan korkup terk etmiş olmasınlar. E bu da bir fikir. Ya saçma sapan konuşma ya. Ne hayaleti? Hayalet mayalet. Erkek adam hayaletten mi korkar ya? Neymiş? Duvarda yazılar falan mı çıkıyormuş? Yazılar çıkıyormuş. Böyle evlerin orasında, burasında muskalar, püyüler, tuhaf tuhaf şeyler. Allah esirgesin ya. Yok ya, olur mu öyle şey? Her şeye de inanıyorsun ha. Neymiş? Sesler mi geliyormuş, neymiş? Geceleri tuhaf tuhaf sesler, çığlıklar duyulurmuş. O duranlar ne öldü diye kalkıp baktıklarında kendi salonlarında binanın eski sahibi, beyaz elbiseli bir kadın görüyorlarmış. Kadın bunlara böyle kafasını 360 derece döndürüp ters ters bakayaymış. Ya beni rahatsız ettiniz manasında. Olur mu öyle şey canım? Doğru. Kafasını 360 derece döndürse gene aynı yöne kalır. Arkası dönük olur. 180 derece olması lazım. Orada bir yanlışlık var. Ya kim uyduruyor ya bunları? Deli saçması. Reis, tedirgin oluyorsan beraber yürüyebiliriz yani. Ben hiç korkmam yani öyle şeylerden. Yok hemşerim, sen çık. Yanım işim var. Ha, ne bileyim yani rahatsız oluyorsan bizim apartmanın oraya kadar beraber yürüyebiliriz. Yani ben hiç şey etmem. Sen git hemşerim, ben daha buradayım. Ha. Orçun, Orçun, Orçun oğlum, canım oğlum.
Bir tane oğlum, gel gel. Gel gel gel. Gel oğlum. Nasılsın Orçun? İyi misin? Ben bir şey yapmadım. Sana bir şey yaptım diyen mi oldu oğlum? Ne yaptın lan? Kesin bir şey yaptın ki öyle diyorsun. Yok, yok oğlum. Korkma oğlum. Korkacak hiçbir şey yok. Erkek adam korkar mı? Korkmaz. Erkek adam hiçbir şeyden korkmaz. Hadi gel beraber içeriye doğru yürüyelim. Hadi baba oğul yürüyelim. Sebep? Paylaşım olur. Baba. Ha. Neyin peşindesin? La havle ve la. Yahu korda koşa yem olacağız. Çok soğuk. Çok soğuk oğlum. Haydi içeri girelim. Donacağız. Ha haydi. Bir şey soracağım. Bu senin mi? O ne? Sokak kapısının oraya sıkıştırılmıştı. Üzerinde numaralar yazıyor. Ne? Anneme sordum, anneanneme sordum, dayıma sordum, bilmiyorum dedi. Dedeme sordum. İyi bir saat olsun o dedi. Saat mı olsun dedi? Ya da saatler olsun dedi. İyi saatte olsunlar. Ha, öyle bir şey dedi. Ben de bunu koluma taktım. Ama bence bu bir saat değil. Büyü gibi bir şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. At oğlum onu çıkar at. Sen niye her şeyi elliyorsun? Her şeyi kurcalıyorsun? Üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun sen ya. Bu bakış açısı yüzünden Türkiye'de bilim bence gelişmiyor. Lan bilimi sen mi geliştireceksin? Neblebi beyinle. Gir, gir içeri, gir. Onu da çöpe at. Çabuk, çabuk içeri gir, çabuk içeri gir. Nereye, nereye gittin lan? Hani beraber gidecektik ya. Gülistan. Gülistan bu yazılar ne böyle ya? Hangi? Bak. 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 Bunlar ne? Bilmem. Şey Orçun yazmıştır belki. De çocuk işte. Gülistan, Orçun ne zaman Suudi Arabistan'a gidip dil öğrendi? Arapça bu ya. Ama babası kendi kendine öğrenmiştir benim oğlum. Çok akıllı benim oğlum maşallah. Çok. Gülistan delirtme beni. Nedir diyorum bu yazılar? Aa, nereden bileyim canım abi? Belki hep vardı. Biz yeni gördük. Haberim yok. Belki temiz işçiler falan yazmıştır. Maşallah, Allah nazardan korusun gibisine. Değil mi? Sileriz geçer. Allah Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sen niye olamadın evladım? Ne olamadım anneanne? Bir baltaya sap. Nasıl yani? Ya da şöyle söyleyeyim. Sen niye böyle oldun evladım? Nasıl oldum anneanne ya? İşsiz, güçsüz, sorumsuz hayta. Fakirlikten anneanne. Biraz param olsa hemen düzelirim. Ben annenlere dedim ama. Para gönderin mi dedin? Yok. İkinci çocuğu yapmayın dedim. Yaptılar. Mecburen bakacaksınız artık. Anneanne para var mı? Yok. Ama antika bir şekerliğim var. İstersen vereyim sana onu, sat. Ne oldu oğlum? Ya böyle dilim vardı. Lak 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 lak. Birden sesim kısıldı. Pardon anneanne. Merhaba. No'ya basıyor aşüfte. Tülay yengeyle küs müsünüz abi?
Görüşmüyor. Telefonunu aramada açmıyor. Bu sefer vaziyet kötü oğlum. Kaç gecedir uyku durak yok. İnsomnianın dibine vurdum. Selahattin abi. Hı. Bizim evi başkasına kiraya verme dedikoduları falan dönüyor. Cihangir küçük yer biliyorsun. Hemen duyduk yani. Yok ya, kocabaş familyasının genetik kerkenezliği. Değerini ölçüyorlarmış, bilmem neymiş de. Ha yani, bu karda kışta değil mi? İnsanın çenesi takırdarken ağzından neler kaçar? Tamam kardeşim, kiraya falan verdiğimiz yok. Kazık kakın oturun inşallah. Ya burada yaşlanın inşallah. Ablanın dişleri dökülene kadar burada kalın anasını satayım. Benim derdim bana yeter. Heh, iyi onu bilelim de. Sinirim bozuldu zaten. Bir laf çıkmış. Bizim binanın altında mezarlık varmış. Efendim duvarlarda yazılar çıkıyormuş. Beyaz elbiseli bir kadın hayaleti geziniyormuş. Falanmış filanmış. Kim inanıyor bunlara yahu? Allah Allah. Sizin evin duvarlarında yazı mazı çıktı mı? Yok abi. Ha. Bizim duvarlarda malum işte. Herhalde sizin Arap ustaların inşaat sırasında çiziktirdiği ufak yazılar falan var sadece. Hangi Arap ustalar ya? Bazı geceler böyle boyanın altından galiba çıkıyor öyle yer yer Arapça yazılar. Nasıl ya? Abi boş versene Allah aşkına, hayalet mahalet. Çocuk musun sen? İnanma böyle şeylere. Tabii canım. Yok ya, inandığımdan değil de Orçun korkar diye şey yaptım ben. Neyse, ben seni fazla tutmayayım. Misafiriniz var. Misafirimiz kim abi? Orada oturuyor ya kadın. Nerede oturuyor? Sizin orada, içeride beyaz elbiseli yaşlı. Bak, şu an bana bakıyor. Kim bakıyor abi sana? Lan eski zamanlardan kalma giyinmiş bir kadın var ya, yaşlı. Abi sen camda yansıma falan mı görüyorsun? Ne görüyorsun sen? Anlamadım ki ya. Lan dalga mı geçiyorsun sen benden ya? Orada oturuyor ya kadın. Allah Allah, bir tek bana mı görünüyor bunlar ya? Halüsinasyon mu görüyorum ben? Ne oluyor bana ya? Abi senin yorgunluktan, uykusuzluktan sinirin bozulmuş. I see dead people. Oğlum! Geldim anneanneciğim. Ya oğlum, niye sessiz sessiz gelip arkamda duruyorsun ya? Manyak mısın sen ya? Arkanda durup konuşunca da korkuyorsun ki. Orçun, ben şu anda kafayı mı yiyorum yoksa gayipten sesler mi geliyor? Oğlum, niye böyle bir yaratıksın sen ya? Ha? Niye böyle uğursuzsun sen? Tipin ayrı uğursuz, dinlediğin müzik ayrı uğursuz. Neden benim aslan gibi bir oğlum olmadı ya? Neden bir delikanlı yerine bir tek hücreliyle, tekinsiz bir karaltıyla yaşıyorum ben ya?
arkandan gelip konuşunca tepki gösteriyorsun. Susunca tepki gösteriyorsun. Her şeye tepki gösteriyorsun. Çocuk terbiyesindeki en büyük yanlış bu. Sonuçta ben de tekitsiz bir karaltı oldum işte bu hayatta. Oh! Çok güzel. Biz burada seni bekliyoruz. Sen burada çene yap Deniz Hanım. Zaten gerginim. Hadi kalk sete. Hadi. Yan tarafa müşteri çıkmadı, görüyorsunuz. Ben dedim ciğerim 70 metrekareye 4000'i yemezler dedim. Cihangirli kovalak movalak ama o kadar da gerizekalı değil. Evet babacığım, görüşme için randevu alanlar da gelmedi. Ne olduysa artık arada söze güven kalmamış. Orçun oğlum, tantunu yer misin? Yemem. Zıkkımın kökünü ye. Ye sen ne olur lan? Ya sen ne olur, sanki mayo mankeni de rejim yapıyor. Bende beter göbeğim var. Bir tane tantunu yesen ne olur? Kusura bakmayın babacığım. Benim içim daraldı da biraz. Biraz hava alsam iyi gelir. Hayırdır oğlum? Çarpıntım var babacığım. Uykuda uyuyamıyorum. Nefes alamıyorum. Oksijene ihtiyacım var. Bunu aldım. Doktor bey bir baksaydı. Ha? Yok. Benim ilacım belli de. Bir hava alırsam düzelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.